5 gündür ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün son haber Muğla'dan geldi. Öncesinde de 8 kişinin cansız bedeni bulunmuştu Antalya'da sahil kenarında. Kıyıya vurmuştu o cesetler. Şimdi de Muğla'da bir ceset daha kıyıya vurdu ve son 5 günde 9 cansız bedene ulaşıldı. İlginç bir tablo. Çeşitli iddialar vardı konuya ilişkin. Gelen son açıklama bir teknenin batması neticesinde, kaçak kayıp bir teknenin batması neticesinde o 9 kişinin hayatını kaybettiği, o cansız bedenlerinin kıyıya vurduğu şeklinde. Tabii başka bir done daha var elimizde. Ayakkabılarının, kıyafetlerinin Suriye menşeli oldu. Ayakkabısı var. Erkek. Erkek mi? Aynen. Umuda yolculuk ölümle bitti. İddia bu. Cansız bedenler peş peşe kıyıya vurdu. Ekipler alarma geçti. Antalyalılar da Muğlalılar da tedirgin. Çünkü her gün bir cansız beden kıyıya vuruyor. Son 6 günde 9 ceset bulundu. Herkes korku içindeydi. Cesetler morga kaldırıldı, inceleme başlatıldı. Antalya Valiliğinden ilk açıklama geldi. Hayatını kaybedenlerin ayakkabı ve kıyafetlerinin Suriye'de üretildiği belirlendi. Açıklamada Lübnan'dan alınan bilgiler de paylaşıldı. 11 Aralık 2023 tarihinde 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve teknenin kaybolduğu bilgisi verildi. Ancak valilik göçmen bürosuna ilişkin intikal etmiş bir kaza veya kayıp bildirimi bulunmadığını belirtti. Serik'te kıyıya vuran kadın cesedinin Antalya'da 13 gün önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Genç kadının İstanbul'da yaşayan ailesi DNA örneği alınması için Antalya'ya geldi. Cesedin Şevval'e ait olup olmadığı test sonrası belli olacak. Antalya'daki çalışmalarda sürerken kan dondurucu bir haber daha geldi. Bu kez adres Muğla'ydı. Bir balıkçı karaya vurmuş bir kadın cesediyle karşılaştı. Uzuvları kesilmişti. Ceset sayısı 9'a ulaştı. Sosyal medya hayatımıza girdi gireli hala tartışma konusu ve zaman zaman o tartışmanın da ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyan şeyler görüyoruz. Öyle içerikler, kan donduran içerikler paylaşılıyor ki şaşıp kalmamak elde değil. Şimdi yeni farklı iddialar da var. Onlar da kan donduracak cinsten. Bazı mesajlaşma uygulamalarında çocuk satıldığı iddiaları söz konusu. Derin internette dönen illegal ticaret artık yüzeysel internete de taşınmış durumda. Bunun için de kullandıkları teknolojik enstrüman genellikle Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları oluyor. Sosyal platform ve ağlar çete ve suç örgütlerinin haberleşme ağına dönüştü. Sosyal medya uygulamaları binlerce illegal satış için pazar haline geldi. Bu mesajlaşma uygulamalarında bazı gizli şifrelerle yasaklı maddeler, çocuk, silah ya da benzeri satışının legal olmadığı ürünler maalesef satılabiliyor. Sosyal medya cebimizdeki telefonlarla birlikte hayatın her alanında. Ancak son dönemde sosyal medyada kan donduran ilanlar paylaşılıyor. Silah, uyuşturucu, hatta çocuk ticareti dahi yapılıyor. Suç örgütleri normal bir ürün satarmış gibi sosyal medyada insan satıyor. Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğraf infial yarattı. Fotoğrafta elleri bağlı bir çocuk için satılık ilanı verildi. 5 ila 7 bin dolar fiyat biçildi. Kan donduran ilanın mesajlaşma uygulamalarındaki bir grupta paylaşıldığı belirlendi. Terör unsurları da bunun farkında, yasaklı madde satıcıları da farkında, organ satıcıları da farkında ve çocuk satıcıları da maalesef bunun farkındalar ve bu ortamların takibi neredeyse imkansıza yakın olduğu için çok sık kullanılabiliyor. Uyuşturucu satan çetelerde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını mesken edinmiş durumda. Hatta öyle ki zehir tacirleri uyuşturucu maddelerin isimlerini değiştirerek çağrışım yapacak takma adlarla sosyal medyadan satış yapıyor. Kullandıkları anahtar kelimelerin içerisinde yasaklı madde, silah gibi kelimeler ya da organ gibi kelimeler geçmediği için, kendi dillerini geliştirdikleri için de yakalanma olasılıkları çok çok düşük oluyor. Sosyal medyada suç teşkil eden hesap ve sayfaların görüldüğü anda şikayet edilmesi çok önemli. Uzmanlar kullanıcıları dikkatli olması konusunda uyarıyor. Fenomenlerden Tayyar ve Özlem Öz çifti sosyal medyada kendilerine yönelik yorumlara, eleştirilere tepki gösterdiler. Şikayetçi oldular. Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülüyor ve mal varlıklarına da el konuldu çiftin. Bu şikayetlerine de savcılık yorumlarda hakaret yok, eleştiri var dedi. Haklarında birçok suç dosyası bulunan Tayyar ve Özlem Öz çiftini sosyal medya yorumları çıldırttı. Çift hakkında örgüt kurma, evrakta sahtecilik, vergi kaçakçılığı gibi toplam 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülüyor. Olayların ortaya çıkmasından sonra çiftin sosyal medya hesaplarına yorum yağdı. Doktor Tayyar Öz ve sosyal medya fenomeni olan eşi Özlem Öz, kendileriyle ilgili yapılan yorumların ardından savcılığa başvurdu. Savcılık şikayete konu yorumlarla ilgili dosyada bir delil olmadığını, dahası iddia edilen yorumların hakaret içermeyip eleştiri niteliğinde olduğunu vurguladı. Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten savcılık, Öz çiftinin şikayeti üzerine soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Evet, yeni gelişmelerden, sıcak gelişmelerden birini daha aktaralım değerli izleyenler. İsveç'in NATO üyeliği konusu biliyorsunuz bizim gündemimizde olan konu başlıklarından bir tanesiydi. Yarın bu husus Meclis Genel Kurulu'na geliyor. İsveç'in NATO üyeliğine onay çıkıp çıkmayacağını net bir şekilde göreceğiz. Daha önceki dönemde biliyorsunuz komisyondan onay çıkmıştı. Şimdi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. İsveç'in NATO üyeliği yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde masada olacak. Bu sıcak gelişmeyi de bir kez daha paylaşmış olduk. Devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Mossad'da çalışan Türkiye'deki 46 kişilik casusluk şebekesini deşifre ettiği operasyonun yeni ayrıntıları var. Mossad'ın Türkiye'deki hücresiyle ilgili takip 3 yıl önce yakalanan bir başka casusun ifadeleriyle başlamış aslında. MASAK'la yürütülen ortak çalışmayla da Mossad'ın Türkiye'de para gönderdiği tüm ağ deşifre oldu. İsrail'in casusları daha fazla kaçamadı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyetin operasyonuyla 34 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin Mossad'ın ağına nasıl düştükleri de ortaya çıktı. Mossad ajanların hedefinde Türkiye'de yaşayan Filistinli aktivistler vardı. Keşif, soygun ve adam kaçırma gibi eylemleri amaçlıyorlardı. Ancak MİT ve Emniyet Mossad ajanlarından önce düğmeye bastı. 2 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 46 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin izine ise 2021 yılında Konya'da tıp eğitimi gördüğü sırada Mossad ajanlarından yurt dışında özel casusluk eğitimi alan ve tutuklanan Muhammed Salhab sayesinde ulaşıldı. 3 yıl önce 16 Mossad casusuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda Mossad kuryelerinin para trafiği takip edilerek çözülmüştü. Yine para trafiği mercek altına alındı. MİT ve MASAK yaklaşık 3 yıl önce tutuklanan Salhab'ın hesap hareketlerini didik didik aradı. Salhab'a para gönderen birden fazla Mossad ajanı ve kuryesinin Türkiye'de para gönderdiği ağı deşifre edildi. İncelemeler sonucunda Salhab'a para gönderen 3 Mossad yöneticisinin 46 kişilik şebekenin birçoğunun hesabına da para gönderdiği saptandı. Milli İstihbarat Teşkilatı 20 Aralık tarihinde emniyete gönderdiği yazıda operasyonun Mossad'ın şüphelilerle nasıl iletişime geçtiğini anlattı. İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi 46 şahısla Telegram ve WhatsApp uygulamaları, sosyal medya hesapları üzerinden iş ilanları vermek suretiyle temas sağlandı. İlk temastan sonra yabancı GSM numaraları üzerinden irtibat kurdu. Mesajlaşmayla iletişimini sürdürdü. Mossad'ın ajan temin etmede Facebook iş arama sayfaları ve Speaky isimli online imkanı sağlayan yabancı dil öğrenme programı kullandığına dikkat çekildi. Şüphelilerden bazılarını Facebook gruplarındaki Arap vatandaşların iş aradığı sayfalarda maddi zorluk çeken kişileri dolar ve euro bazında tekliflerle ağına düşürdü. Şüphelilerden Lucy kod adlı kişi ifadesinde ise İsrail istihbaratına adına kayıtlı Belçika Sarah isimli kişiyle bu Speaky program sayesinde tanıştığını söyledi. Balıkesir'in Erdek açıklarında motoru arızalanan gemi metrelerce sürüklendi. Gemideki 7 mürettebat sahil güvenlik ekipleri tarafından adeta nefes kesen bir operasyonla tek tek kurtarıldı. Motoru bir anda arızalandı. Gemi dalgalarla birlikte sürüklenmeye başladı. 7 mürettebat nefes kesen operasyonla böyle kurtarıldı. MV Sicilia isimli yük gemisinin motor kısmı Balıkesir'de Erdek ilçesi açıklarında arızalandı. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Gemi açık denizde dalgaların da etkisiyle hızla sürüklenmeye başladı. 40 metre uzunluğundaki gemiden acil durum sinyali verildi. İçerisinde 7 mürettebat vardı. Sahil güvenlik ekipleri ihbarı alır almaz harekete geçti. Kurtarma çalışmaları için düğmeye basıldı. Ekipler bölgeye helikopterle ulaştı. Sahil güvenlik ekibinden bir kişi helikopterden gemiye indi. 7 mürettebat tek tek yukarıya çekilerek kurtarıldı. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle mesajını paylaştı.